Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz Kitab-ı Siyer, İslam uluslararası hukuku hakkında devam ediyorduk derslerimize. Normalde İslam mali hukukunda anlatılması gereken bir kısım konuları ne yapmış? İslam uluslararası hukukunda Kitab-ı Siyer'de bahsetmiş fıkıh kitapları. Biz de ona uyarak bugün faslun fil cizye, biliyorsunuz haraç iki kısımdı. Birisi haracül art, yani gayrimüslimin üzerinde yaşadığı ve işlettiği araziden alınan haraç. Bu da iki kısımdı. Haracı muvazzaf, yıllık maktu alınan haraç. Bir de haracı mukaseme, üründen alınan haraç. Şimdi biz şeydeyiz. Yoksa burayı okuduk mu okumadık mı? Okuduk. Hayır. Biz şeydeyiz. Vel haracu nev'andayız. Ya ula mübarek söylesene. Ben de şeyden dolayı hatırladım. Biz haracı mukasemeyi anlatamadık. Biz haracı arzdayız şu anda. Haracı arz iki kısım. Biri haracı muvazzaf. Maktu haraç. Yıllık alınıyor. Mir arazi. Miri araziden alınan çift akçesi o. En son onu işledim. Ha, onu ayrı. Ha. Şimdi vel haracu arazi haracı. Bir de haracu re's var. Yani baştan alınan. Yani cizye. Onun diğer adı. Haracı arz iki kısım. Haracı muvazzaf, haracı mukaseme. Vel haracu haraç nev'an iki kısımdır. Haracu mukasemetin, yani üründen paylaşılan haraç. Cizye araziden. Cizye arazi ise... değil. Cizye baştan. Karıştırma cizyeyi. Evet. Şimdi haracı mukaseme demek, bir gayrimüslim kendi mülkü altında olan veya miri arazide olduğu gibi işletme hakkı bulunan araziyi işletir. Oradan gelirin durumuna göre %50 ile %10 arası vergi alınır. Buna haracı mukaseme diyoruz. Eskiden 1,5'la yarımla öşür arası diyorlar. O da aynı mana. فَتَعَلَّكُ بِالْخَارِجِ Bu araziden çıkan ürüne bağlıdır. Kel öşri tıpkı öşür arazisinden alınan öşür gibi. Ama bunun adı miri arazide öşürdür haracı mukasemenin. Bir de ikincisi de haracı vazifetin, yıllık kesin alınan haraç. Biz bunu miri arazide çift akçesi diyoruz. Ve la yuzadu ala ma vada'ahu Ömer radıyallahu anhu. İşte bu çok önemli. Hazreti Ömer radıyallahu anhu şey yapmış, talimat vermiş. Kime talimat vermiş? Osman diye bir zata talimat vermiş. Bunu Ebu Suud Efendi naklediyor, orijinalini. Çok enteresan. Yani Sevad-ı Irak'ı fethedince, o Irak, Mezopotamya bölgesini, peki nasıl haracı muvazzaf koyacağız diyor. O da diyor ki her ceribe, bunu ben hep anlattım. Yani lütfen burada cerip nedir, ne kadardır belki söyleyecek ama ben bunların hepsini hem kamusta anlattım. Yani Osmanlı kamusunda hem de İslam ve Osmanlı hukuku külliyatında hepsinde izah ettim bunları. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın koyduğu haracı muvazzafı üzerine artı yapılmaz. Alessevadi. Sevadi Irak üzerine koyduğu. Nasıl o? Hazreti Ömer'in şeyi bu. Anlatabildim mi? Şimdi likulli ceribin salihin lizzer'i. Ekine uygun olan her ceribe. Bak burada vermiş. Yani bu 4 metrekareymiş her cerip. Her ceribe sa'un bir min burrin. Buğdaydan bir sa. Sa biliyorsun anlatmıştık. Şu anda ezberimde değil. Anlatayım mı? Yani bir kap usulü. Yani miktarı belli. Ha o kadar. Ev şairin veya arpa. Ve dirhemün. Bir de para da verilebilir. Ve li ceribi rutbati. Yani taze hurmanın bir ceribine خَمْسَةُ دَرَاهِمَ 5 dirhem. وَلِجَرِيبِ الْكَرْمِ veya keremi, kerem değil de kerm, bağ, üzüm bağının 4 metrekaresine evin nakli veya hurmanın el-muttasili, ona bitişik olan hurmanın اَشْرَةُ دَرَاهِمَ yani ne demek? 10 dirhem. وَلِمَا سِوَاهُ bu zikredilenlerin dışındakiler. Bunları Hazreti Ömer belirlemiş. Anlatabildim mi? Yani ke zaferan, zaferandan ne kadar alacağız?
ve bostan, sebze tarlasından mâ tatîku, gücü yettiği kadar. Yani demek buraya kadar bunları Hazreti Ömer belirlemiş. Diğerlerine Osmanlı Devleti de miri arazide haracı muvazzafa haracı muvazzaf dememiş, adına çift akçesi demiş. Durumuna göre Hazreti Ömer'in tam bu hesapladığına göre Ebu Suud hesaplamış. Ve akçe olarak hesaplamış. Genellikle 25 akçe falan. Evet. Yıllık. Bu haracı muvazzaf. İyi dikkat edin. Haracı mukaseme de bu izaha gerek yok. Çıkan neyse ama arazinin verimliliğine göre. Ve nisful harici gayetut takati. Bu haracı mukaseme. Demek araziden çıkan ürünün yarısı en son vergilendirme noktasıdır. Yani %50'den fazla vergi yoktur araziden çıkan ürünler için. Ve illen tatik, arazi buna gücü yetmiyorsa mavuzife nakasa. Tamam mı? Yani belirlenene gücü yetmiyorsa, mesela yarım belirlenmişse nakasa, o zaman eksik olur. Mesela ben bir örnek vereyim. Çınar ve Ergani o kadar buğday verimi olan araziler ki 7'de 1 koymuş Osmanlı Devleti. Ama bizim Çüngüş'e 10'da 1 koymuş. O da en eksiğin son noktası. Anladın değil mi? Mesela bazı yerlere 6'da 1 koymuş. Yani tamamen verimliğe bağlı. İşte bunu Ömer Lütfü Barkan gibi, Halil İnalcık gibi adamlar anlamadığı için, çünkü öşür adı altında almışlar. Haracı mukasemenin ismi Osmanlı'da öşür. Sırf Müslüman ahaliye haraç veriyoruz dememeleri için. Adamlar diyor ya, Osmanlı şeriatı çiğnemiş, hem öşür demiş hem de 7'de 1 almış. Ulan be, beçaralar, İslam hukukunu bilmeden Osmanlı'yı çözemezsiniz. Ve la yuzadu ve in etakat inde Ebu Yusuf'e gör. Ebu Yusuf. Hilafelli Muhammed. İmam Muhammed farklı düşünüyor ama İmam Ebu Yusuf'a göre belirlenmiş olandan daha fazla artırılmaz. Ama eksiltilebilir. Daha önce mesela 7'de 1 belirlenmiş. Ama belirleneni veremiyor. Düşürürsün 6'da 1'e. Düşürürsün 5'te 1'e. Artık duruma göre. Yo, 5'te 1 gittikçe büyüyor. Özür dilerim. 8'de 1'e, 9'da 1'e. Bazen böyle hata yapıyoruz. Ve la harace. Haraç yok. Bu tabi haracı mukaseme kardeşler. Ha, inin kata an ardihil ma'u. Diyelim ki haracı arazinin suyu kesildi. Ev gulibe aleyha. Veya düşman galip geldi. İşgal edildi. Ev esabe zer'a afetün. Veya semavi bir afet dokundu ekine. Ve yecibu. Anladın değil mi bu? Haraç yok bunlara. Fakat ve yecibu. Haraç kesin var. İn attalaha malikuha. O arazinin sahibi orayı ekmeyip boş bırakırsa. Attalaha dediği atıl bırakırsa. Ve la yetegayyeru. Haraç değişmez. İn esleme. Müslüman olsa da. Özellikle Suriye'de bu durum söz konusu. Ev işteraha muslimin. Veya Müslüm bir, Müslüman bir adam haraci araziyi satın alırsa. Değişmez. Osmanlı işte Müslümanların rahatsız olmaması için, anlatabildim mi? Yani haracı mukasemeye öşür demiş. Diğerine de haracı muvazzafa da çift akçesi demiş. Ve la uşra. Öşür olmaz. Fi harici ardil haraci. Bu ne demek? Ha tabii. Haraci araziden elde edilen üründe artık öşür yoktur. Anladın değil mi? Artık öşür olmaz orada. Yani o öşür nerede olur? Öşür arazisinde. Ve la yetekerreru haracul vazifeti. Bak, haracı muvazzaf tekrar tekrar alınmaz. Bi tekerrüril harici. Yani elde edilen ürün tekrarlansa bile, hani maktu alınan haracı muvazzaf çift akçesi asla tekrarlanmaz. O ürün tekrarlanabilir. Orada ayrı. Bi hilafil öşri. Öşür öyle değil. Bir tarladan 4 defa verim alırsan öşrünü ona göre vereceksin. Ve haracül mukasemeti. Mukaseme haracı ayrı. Bi hilafil uşri ve haracil mukasemeti.
Haraci mukaseme hariç. Hareket hatası var orada. Tamam. Evet. Geldik haracı re'se. Biraz da buradan okuyalım. Zaten çok uzun bu. Ancak yarın tamamlarız. Faslun fil cizyeti. Gelelim haracı re'es. Baş haracı demek olan şahıslardan alınan vergiye. Cizye. Daha sonra bunu bedelli, askerlik bedeli olarak almış Osmanlı. Avrupalılar bastırmış, cizye ismini terk etmişler. Bedelat-ı askeriye diye almışlar. Gayrimüslimler askere gitmediği için. Yani onlardan bedelat-ı askeriye demişler cizye. Bu tabi Osmanlı'nın gerilemesi demektir. Avrupa'dan korkması demektir. El cizyetü. Yani ne demek cizye? Kitap, sünnet, icma ile sabit olan bir noktadır. Şimdi اِذَا وُدِعَتْ بِتَرَادٍ yani gayrimüslim ahaliyle devlet, İslam devleti arasında karşılıklı rıza ile tespit edilebilir. Denilir ki işte her sene biliyorsun cizyenin alınması için şartlar var. Onu okuyacağız. Herkesten cizye alınmaz. Askere gidebileceklerden alınır. Onun için bedelat-ı askeriye demişler. اِذَا وُدِعَتْ بِتَرَادٍ karşılıklı rıza ile tespit edilmişse اَوْ سُلْحٍ veya sulh ile mesela Girit adası böyledir. لَا تُغَيَّرُ değiştirilemez. وَاِنْ فُتِحَتْ بَلْدَةٌ عُنْوَةً veya عَنْوَةً farkı yok. Eğer bir memleket silah zoruyla fethedilmişse وَاُقِرَّ اَهْلُهَا عَلَيْهَا ahalisi de olduğu gibi yerinde bırakılmışsa تُوْدَعُ عَلَى الظَّاهِرِ الْغِنَى anlatabiliyor. Görülebileceği kadar zenginliğe göre cizye konulur. Yani zenginle fakirinki aynı değil. Ama görülebilen zenginlik. Adamın mesela milyar mücevheri var ama devlet bilmiyor ona. Ne yapabilirsin? Fis seneti senede semaniyetun ve erbaune dirheme. Tam 80 kaç oluyor? 48 dirhem. Anladın? Yani dirhem 3 grama geliyor. Yani Hazreti Ömer'in fiili bu. Yani 3.2 gram civarında artık biliyorsun gümüş demek. Hesaplayın. Yani. Demek ki cizyenin miktarı farklı. Zengin olana farklı. Orta zengin olana farklı. Fakir olana farklı. El mütevassıti ve alel mütevassıti. Orta zengin olana nısfa bunun yarısı. Yani ne demek? 24 dirhem. وَعَلَى الْفَاكِيرِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ çalışmaya gücü yeten fakire ise rub'uha dörtte biri. Peki şu da çok önemli. وَتُوْدَعُ عَلَى كِتَابِيِّنْ وَمَجُوسِيِّنْ burada ilginç. Bizim Hanefi mezhebine has bir durumdur bu. Anlatabildim mi? Yani ehl-i kitap olan Hristiyan ve Yahudilere cizye vaz edilebilir. Ve mecusiyin, mecusilere de. Ve veseniyin, acemiyin, Arap değil de Arap'ın dışındaki putperestlere de. Enteresan. Cizye demek ne demek? Onlara müsaade edebiliyorsun yani. La Arabiyin, Araplarda putperestlere cizye verilmez. Yani onlar, yani ne olur peki? Orası da çok enteresan bir şey. Cizye olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara, onların içinde gönderilmiş. Araplar için konuşuyor. Onların küfürleri daha kötü manasına. Yani puta tapanlar bunlar. Anlatabildim. Buna cizye de müsaade edilmez. Ve la ala mürteddin. Mürtede de dinini terk eden adama da cizye bırakılmaz. Onun da yaşama hakkı yok yani İslam ülkesinde. Fela yukbelu minhuma. Bu ikisinden yani putperest Araplardan ve mürtetlerden kabul edilemez. İki şeyden başka bir kabul yok. İllel İslam. Ya Müslüman olacaklar evis seyfi veya kılıçla kafaları kesilecek. Enteresan değil mi? Ve tüsterakku unsahuma. Bak. İster putperest Arap'ın, ister mürtedin kadınları köle olarak alınır. Ve tıflühuma. Çocukları da öyle. Ve la cizyete. Cizye yok. Ala sabiyin. Çocuğa cizye yok. Çünkü cizye bedelli askerlik gibi.
Yani bedeli atı askeriye. Ve emraatin kadına da yok. Ama silah altına alınırsa ayrı. Ve memlukin köleye de yok. Ve mükatebin azatlık sözleşmesi yapana da yok. Ve şeyhin kebirin aşırı yaşlı adama da yok. Ve zeminin yani kütürüm adamlara da yok. Ve a'ma gözü görmeyenlere de yok. Ve muk'adin evde oturup dışarı çıkamayacak kadar hasta olanlara da yok. Ve fakirin fakir insanlara da çalışması da yok. Ve la yektesibu çalışmayan fakire yani kazanamayan. Ve rahibin la yuhalitu yani topluma karışmayan din adamlarına da yok. Burada kalalım. Oldu mu? Çünkü devam edecek bu Allah'ın izniyle ve çok güzel devam edecek. Biz de güzel devam edeceğiz. Öyle değil mi? Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Güzel. Görüyorsun değil mi?